merhabalar. Benim adım Baran. Size bugün AI-based composable e-commerce'ten bahsedeceğim. Neden AI-based olduğunu söyleyeyim. AI-based yazmasaydık büyük ihtimalle buradaki kalabalığın yarısı dışarıda kahve ya da çay içiyor olurdu. AI-based dediğim zaman herkes geliyor. Çok ilginç bir konuşma oluyormuş gibi geliyor ama şaka bir yana gerçekten AI var yani içinde. Şimdi biraz önce AI-based composable e-commerce'den önce kendimizden bahsedeyim. Biz şu anda Türkiye'de bir takım büyük firmaların e-ticaret altyapılarını sunuyoruz. Sadece e-ticaret değil, loyalty altyapılarını da sunuyoruz. A101'in, Starbucks'ın, Gratis'in, hatta yurt dışında Dubai'de de Costa Coffee, Türkiye'de Unilever gibi firmaların altyapılarını sunuyoruz. Bunları sunarken composable e-commerce yapmaya çalışıyoruz. Aslında her şeyi composable yapmaya çalışıyoruz. Composable ne demek? Ondan bir bahsetmek istiyorum. Çünkü biraz yanlış anlaşılan ve yani çok fazla insanın bilmediği bir şey. Yani burada çok uzman insanlar var. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki ama composable şu demek. Örnek vereyim. Mesela ben bugün bu konuşmada promosyon engine'ini bir örnek olarak kullanacağım. Bir promosyon engine olduğunu varsayın. Bir sistemin içerisinde promosyon engine'ini bir tane komponent olarak düşünün. Bu promosyon engine'ini çıkarıp başka bir promosyon engine'ini direkt koyabiliyorsanız aynı protokole uyan, aslında buna composable bir architecture diyebiliriz. Composable architecture kurmak çok zor bir şey bu arada. Yani biz yıllarca uğraştık composable sistemler kurmak için. Hala da uğraşıyoruz diyebilirim. Etrafta da yani composable architecture kuruyoruz, kurduk, iyi çalışıyor dediğiniz zaman ben çok şüpheyle bakıyorum. Çünkü çok çok zor bir iş. Bizim tarafta da yani hala yapamadığımız çok şey var. Neden zor? Çünkü aynı protokolü tutturmanız lazım. Bütün komponentlerin aynı protokolü kullanması lazım. Şöyle olabilir. Bir firma, mesela bir firmayla çalışıyorsunuzdur. Bir e-ticaret sisteminin, promosyon sisteminin bir firma yapıyordur. O firmayı çıkarıp başka bir firmayı aynı promosyon engine'i, aynı protokolü destekleyecek biçimde bu e-ticaret sisteminin içerisine koymak o kadar kolay bir iş değil. Ya araya middleware'ler koymanız lazım, oradaki protokolleri translate etmeniz lazım vesaire. Kolay bir iş değil. Ama composable dediğimiz zaman aslında modüler, bir modülün çıkıp başka modülün, başka firmanın olmak zorunda değil, bir ekibin çıkıp şirket içine başka bir ekibin girebileceği bir architecture'dan bahsediyoruz. Şimdi composable bir şey yapmak için iki tane, daha doğrusu oradaki komponentin kendisinden bahsedeyim. Bir tane diyelim ki promotion engine yapıyorsunuz diyelim. Bu promotion engine'i nasıl konfigüre edeceksiniz? Ya configuration based yani UI based bir şekilde konfigüre edeceksiniz ki bunun güzel yanı nedir? Bütün business user'lar hemen bunu kullanabiliyorlar. Bu çok çekici bir şey. Ama burada bir problem var. O da şu. Bunu kullanan kullanıcılar en fazla bunun %50, %60 konfigüre edebilirler. Yani sabahleyin geldi mesela işte marketing müdürü dedi ki ya şöyle bir promosyon yapacağız dediği zaman o promosyona uyamayabilirsiniz. Sonuçta GUI ile belirli bir konfigürasyon yapma şansınız var. Dolayısıyla ikinci bir ihtimaliniz var. Code-based bir sistemle bunu yapmak. Code-based bir sistemle yapmak da çok güzel geliyor kulağa. Fakat şöyle bir problem var burada da. Bunu yapacak firmaya ya da bunu yapacak ekibin eforuna mahkumsunuz. Bu firma mesela dışarıda bir firmaysa diyebilir ki bu gerçek yaşanmış bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki Kurban Bayramı geliyor. Bizim müşterimizin yaşadığı bir örnek. Kurban Bayramı'nda yeni bir akış yapmak istiyoruz. Çok iyi bir promosyon fikrimiz var. Diyorlar ki işte promosyon engine yapan firma tamam bunu 2,5 aya çıkıyoruz diyorlar. Ama Kurban Bayramı 2 ay sonra. Dolayısıyla bir sonraki Kurban Bayramı'na yetişiyor. Ama o akışı kurmak istemeyebilirsiniz bir sonraki Kurban Bayramı'nda. Dolayısıyla burada da ciddi bir problem var. Çünkü neden? Efor büyük olabilir, başka bir ekibe bağlısınız, o ekibin başka işleri olabilir vesaire. Code-based sistemler her zaman zor oluyor. Şimdi benim size bahsedeceğim şey aslında şu, size burada satmak istediğim fikir, AI-based kod yazmak değil. Bir komponentin içerisindeki, ki bu bir promotion engine olabilir, bir promotion engine gibi bir komponentiniz var, bir mikroservis olabilir bu vesaire. Bunun içerisindeki öyle bir alanı AI-based yapmanız lazım ki bizim vizyonumuza göre o alan sadece AI tarafından konfigüre edilebilerek buradaki business logic'ini değiştirebiliyor olmanız lazım. Ne demek istiyorum? Scriptable business logic yazdım özellikle.
Şimdi bir web servisi, bir mikro servis düşündüğünüz zaman, bir promosyon engine gibi büyük bir sistem düşündüğünüz zaman bunun bir sürü infrastructure kodu var, bir sürü entegrasyon kodu var vesaire. Ama bunun içerisinde sadece iş zekasını ilgilendiren ufak bir bölüm var. Promosyon engine'inde mesela promosyonun kendisi, bunların template'leri. Eğer onları scriptable yapabilirseniz, herhangi bir scripting dilinde, JavaScript'te olabilir, herhangi bir programlama dilinde, başka bir dilde de olabilir. Onları scriptable yapabilirseniz, o zaman composable bir architecture'ın içerisindeki bir komponenti yapay zeka ile yazabilir hale geliyorsunuz. Şu bir örnek, mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir şefe dondurma yaptırmakla, ki bu code-based bir sistem gördüğünüz gibi, yani adam oturuyor, dondurmayı yapıyor vesaire. Evinizde bir makineye bir reçete yüklemekle bahsediyorum. Dondurmayı hemen yiyebilirsiniz. Evinizdeki reçeteyi de eğer kendi elinizde ufak bir reçetesi varsa bu aleti konfigüre edebileceğiniz, hemen bu dondurmanın çıktısını alabilirsiniz ve bunu yiyebilirsiniz. Şimdi örnek bir ekran var burada. Bu mesela bizim bir promosyon engine'imiz. Bu arada bizim bir sürü komponentimiz var bu şekilde e-commerce'te kullandığımız. Bu promosyon engine'imizin, örnek verdiğim için oradan devam ediyorum. Mesela bu Costa Coffee Dubai'de kullandığımız promosyonlardan bir tanesinin template'i. Bunun içerisinde sadece promosyon lojikleri, sonuna kadar gözükmüyor ama yani 50-60 satırlık bir promosyon logiğini scriptable bir hale getirdiğimiz için bir promosyon çıkılacağı zaman yeni bir kod deployment yapmıyoruz. İşte uçtan uca test etmek zorunda kalmıyoruz. Sadece buradaki business logiği giriyoruz. Üzerine buradaki test sistemiyle test işte inputlarını, outputlarını verip bu promosyon logiğini test edebiliyoruz. Peki AI nerede burada? Bu sistem bizim elimizdeki yüzlerce, 500 tane, 600 tane promosyonu yukarıdaki tekstiyle birlikte OpenAI kullanıyoruz, örnek veriyorum. Verdiğimiz zaman yeni bir tekstle yeni promosyon logiğini kendi yazabiliyor artık. Bu da ne demek? Koskocaman bir komponenti, koskocaman bir e-commerce servisini yapay zeka ile yazmaya çalışmaktansa scriptable, ufak tefek scriptler yazıp business logikleri oraya izole edebilirseniz o zaman yapay zeka sayesinde bunları yazdırabilirsiniz ve hiç deployment yapmanıza gerek kalmaz. Bir örnek vereyim mesela. Biraz önce biriyle konuşuyordum. Arkadaşlardan biri dedi ki bizim dedi yanımızda çalışan arkadaşlardan bir tanesinin ayın yarısını promosyon yazmakla geçirdiği bir örnek var dedi. Boğaziçi'nden bir developer almışlar mesela. Adamın hayatı o şeyleri yazmakla geçiyor. Bizim buradaki hedefimiz ve yakalamaya çalıştığımız şey ki neredeyse yakaladık diye düşünüyorum. Bir business user'la bir developer'ı yan yana oturtup yeni bir promosyon akışını günler içerisinde, haftalar içerisinde değil birkaç dakikada yazmayı sağlamak. Birkaç dakikada yepyeni bir akışı oluşturup burada kendilerini test etmelerini ve canlıya aldıkları bir dünyayı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki developer aslında oradaki large language modelin operatörü olmuş oluyor bir anlamda. Ta ki siz bu business logic'i izole biçimde eğer templatable, scriptable hale getirirseniz bir operatörle yani bir tane developer olmuş oluyor. Bir business logic, business'i dikte edecek bir tane business user'la aslında yapay zekayı kullanabilirsiniz. Biz daha önce şöyle şeyler yapıyorduk. Ya yapay zekayı kullanalım, bütün kodları yapay zekayla yazalım vesaire. Bunlar biraz uzak şeyler hala. Yani OpenAI'la vesaire bunların hala yani çok güzel gidiyor her şey ama belki 5-10 sene içerisinde çok büyük bir projeyi ortaya çıkarabilecek. Ama bu bugün yaşayabildiğimiz, bugün yaptığımız bir sistem ve hakikaten başarılı oluyor. Bunun gibi başka komponentlerimiz var. Mesela loyalty komponentimiz var. O da yine plug and play. İçerisinde yine scriptable mekanizmaları var. Bütün her şey templatable. Her şey OpenAI ile yazabildiğimiz bir dünyaya gidiyor artık. Developerları burada bir operatör olarak kullanabildiğimiz bir dünyaya doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu arada önümüzde tabii şey var. Black Friday gibi zamanlar geliyor. Biz şirket olarak bütün bu konunun dışında serverless bir architecture kurduğumuz için orada da son derece scalable bir mekanizma yakalayabiliyoruz. Nigar oradan selam. Çok serverless bir mekanizmamız olduğu için hiçbir server'a bottleneck yapmadığımız için çok iyi scale edebiliyoruz. Black Friday'de problem yaşarsanız bizi unutmayın. Sizin aramanızı bekliyoruz. Dışarıda bu konuyla ilgili daha fazla bilgi verebilirim. Çok teşekkürler.